seni kendim için seçtim. Demek ki insan isteyerek peygamber olamaz. Evet. Çalışmakla peygamber olunmuyor. Çalışmakla da Mehdi olunmaz. Gayret etmekle, mesela biz okullar açsak, tebliğ yapsak, dergahlar açsak, efendim uğraşsak, Mehdi olmak istesek de Mehdi olamayız. Tabii, inşallah. Ya dünya çapında mesela büyük şirketler kursak, efendim değil mi? Tabii ki. Medreseler açsak, kurslar açsak, Kur'an kursları açsak, Mehdi olamayız. Allah'ın seçmesi gerekir. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin. Tabi burada ben ayetin işare anlamlarını söylüyorum. Yoksa düz anlamı açık. Hazreti Musa'ya hitap ediyor. Zaten hemen anlaşılıyor. Evet. Mehdi ve kardeşi İsa Mesih gidin. Ve beni zikretmede gevşek davranmayın. Sürekli benden bahsedin. Sürekli beni anın. Radyolardan, televizyonlardan, gazetelerden, internetten, her yerden beni anın. Benden bahsedin. Beni zikretmekte gevşek davranmayın. Yani o kadar sıklıkla yapın ki, geceli gündüzlü olsun bu. Yani ara ara tebliğ istemiyorum diyor Cenab-ı Allah. Haftada bir toplantılar, ayda bir toplantılar var ya, böyle tipler var. Evet. Ayda bir mesela toplanıyor, çay kahve içip bir dağılıyorlar. Yahut haftada bir çay kahve içip dağılıyorlar. Beni zikretmede gevşek davranmayın diyor. Allah aralıklı olan zikretmeyi, aralıklı yapılan tebliği gevşek davranma olarak alıyor. Gevşek davranmayı da kabul etmiyor. Evet. Çok sık olmasını istiyor Allah. Maşallah tabii. Çok sık. Olabilecek en sık derecede. İkiniz Firavun'a gidin. Yani ikiniz de Deccal'e karşı mücadele edin. Evet. Mehdi ve İsa Mesih. Çünkü o azmış bulunuyor. Anarşi, terör, hayat pahalılığı, kan dökmek, insanları mutsuz etmek, Allah inancını insanlardan söküp almaya gayret etmek gibi azma faaliyetlerinde bulunuyor ahir zamanda. Ona mülayim söz söyleyin. Terörle karşılık vermeyin. Anarşiye anarşilikle karşılık vermeyin. Silaha silahla karşılık vermeyin. Sevgiyle, şefkatle, merhametle, ilimle, irfanla, ikna ederek, mukni bir üslupla konuşun. Umulur ki öğüt alıp düşünür. Yani o zaman öğüt alıp düşünmesi mümkün. Çünkü eğer gururunu kırarsan, silahla, nefretle, öfkeyle gidersen hiç düşünmez. Ama mülayemetle, sevgiyle, nezaketle gidersen o zaman umulur ki öğüt alıp düşünür. Evet. Veya içi titrer korkar. Yani düşündükten sonra da Allah'tan korkup içi titrer, iman eder. Yani önce bir düşünebilir diyor Allah. Yani hani doğru mu yanlış mı diye düşünebilir. Ama daha da ileri bir güzellik olarak içi titrer korkar. Yani tam anlamıyla iman da edebilir diyor Allah. Evet. İkisi de olabilir. Yani düşünebilir de iman da edebilir. Dediler ki, yani Mehdi'nin kan akıtmayacağını işaret işte bu ayet. Mülayim tebliğ. Evet, Halim tebliğ. Mehdi kan akıtmayacak diyor ya hadiste. O Mehdiyet'in o kısmını anlatmış oluyor ayet. İşaret ediyor. Dediler ki, 45. ayette şeytanın Allah'sın. Dediler ki, Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takılmasından, terör, anarşi içinde olduğu için saldırgan, kan dökücü bir tavır takılmasından ya da azgın davranmasından, hakaret, küfür, iftira, efendim hapis gibi çirkin eylemlerinden korkuyor, çekiniyoruz diyorlar, korkuyoruz diyorlar. Deccal ne yapacak zaten? Terör, hakaret, iftira. Ayette bu iki azgın tavrına dikkat çekiliyor. Taşkın, saldırgan tutum yahut azgın davranması. Evet. Terör, anarşi, küfür, iftira gibi çirkin eylemlerine Deccaliyet'in dikkat çekiliyor. Cenab-ı Allah dedi ki korkmayın.
Haram korkmak. Mehdi korkmayacak. Havf damarı diyor ya Bediüzzaman. Bediüzzaman mesela korkmuyordu. Mehdi de korkmaz. Bediüzzaman da korkaklığa teşvik ediyorlar. Mekke'ye, Medine'ye, Hicaz'a git diyorlar. Kaç diyor, kork diyorlar. Orada sen sevgi görürsün, hürmet görürsün. Yahut Amerika'ya git diyorlar. Evet. Bediüzzaman ne Amerika teklifini kabul ediyor ne Hicaz teklifini kabul ediyor. Orada da olsam ben gelirdim İstanbul'a diyor. Buraya gelirdim diyor. Nasıl yer olsun, burası evet. Diyor. Çünkü Mehdiyet'in mücadele ettiği yer İstanbul'dur. Yani Darwinizmin, materyalizmin. Bak İstanbul kültür başkentidir. Kültürlerin karşılıklı mücadele ettiği yer burasıdır. Darwinist, materyalist zihniyete karşı nasıl ayetlerini işaret ediyor? Mülayemetle, sevgiyle, barışla, demokratik yaklaşımla, hürmetle, güzel tavırla yaklaş. Ve öyle tebliğ yap. Ben sizinle birlikteyim. Birlikteyim ne demek? Allah ben her yerdeyim diyor. Mesela şu anda da Cenab-ı Allah burada. Bizi görüyor ve işitiyor. İşitiyorum ve görüyorum diyor Allah. Yani şu konuşmanızı şu an dinliyor bizim şu konuşmamızı Allah. Ve görüyorum diyor. Hepimizi şu an seyrediyor Allah. Ben oradayım diyor. Yanınızda olacağım diyor Allah. Haydi ona gidin diyor Allah. Bir daha söylüyor. Ve deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Tebliğ için geldik. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Ve onlara artık azap verme. Yani Müslümanlar artık eza yapma. Onlar artık hür olsunlar. Üstlerindeki baskıyı kaldır. Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam hidayet tabi olanın üzerine olsun. Yani kurtuluş, ferahlık, esenlik, Allah'ın selamı hidayete tabi olan, yani iman eden, Allah'ın hadi isminin tecellisi olan insanların üzerine olsun.